Anne, babamla Sunan'ın resmini gördüm. Bana niye söylemedin ilk baştan? Ben bilmiyordum. Bilseydim... Önemi yok bebeğim. Küçük bir kutlama. İlk yemeğimiz için. Sağ ol ama ben içemem. Hamileyken içilmez. Bilge'nin bir fotoğrafını almaya geldim. Polise götüreceğim. Ben getiriyorum hemen. Siz tanışmıyorsunuz değil mi? Tarık Bey, Fatihlerin belediye başkanı. Eski eşim Erol. Memnun oldum. Hı hı. Aydın. Aa, sağ olsun. Seni aklımdan bir türlü çıkartamadım. Eğer istersen, beni bağışlarsan belki... Ben evlendim Ahmet. Sen ciddiysin. Aklım almıyor. İnanmak istemiyorum. Lütfen şaka yaptığını söyle. Lütfen. Şaka değil Ahmet. Ne zaman evlendin peki? Kiminle evlendin? Sen tanımazsın. Mahalleden biri. Çocukluk aşkımdı. Ben geç kalıyorum. İşe dönmem lazım. Görüşürüz. Nida'yı göreceksiniz. Çok komikti dün gece. Zize annen evde mi diye sordu. Bu bilgiyi size veremem. Sizi tanımıyorum dedi. Zize Bilge akşam sende kalacağını söylemişti deyince ne diyeceğini bilemedi zavallı. Yabancılarla konuşmam yasak deyip tak kapattı suratına. Çok korktum ceza anlayacak diye ama. Nida'nın da yardım ve yataklıktan ceza alması gerek. Peki Bilge Hanım'ın cezası belli oldu mu? Kendisi zaten başkasının malına zarar vermekten cezalıydı. Bir hafta boyunca bir sosyal hizmet merkezinde gönüllü olarak çalışmasına karar vermiştik. Ama son olaydan sonra cezasının süresi uzayacak. Katılıyorum. Ne kadar uzatmayı düşünüyorsunuz? Dönem sonuna kadar uygun olur diye düşünüyorum. Sizce de uygun mudur? Uygundur. Gereği düşünüldü. Şimdi sanık Bilge Dinçer'in dönem sonuna kadar bir sosyal hizmet merkezinde gönüllü olarak çalışmasına karar verilmiştir. Oturabilirsiniz. Fatihlerin oradaki çocuk merkezi cezanı çekmen için uygun bir yer. Kahvaltıdan sonra seni oraya bırakırım. Hemen bugün başla. Sen konuştun mu Tarık Başkan'la? Onun haberi var mı? Hı hı. Bu Tarık, dün gördüğüm Tarık mı? Evet. Belediyenin bir çocuk merkezi var. Aa, sen tanıştın mı Tarık Başkan'la baba?
Evet Bilge, dün akşam tanıştım. Çok değişik bir adam. Böyle kasmıyor insanı. Hiç belediye başkanı gibi değil. Bu arada Bilge bilgisayarını ve CD çalarını satacaktı ama dün kaçak olduğu için ilgilenemedi. Belki verdiğin ilanlara cevap gelmiştir ha? Neden satıyor bilgisayarını? Sunan'ın arabasına verdiği zararın bir kısmını onlarla ödeyecek. Ne haber Ahmet? İyi işte. İyi görünmüyorsun. Gel, sana bir çay ısmarlayayım. Hadi. Anneannenle ilgili bir konu mu? Durumu iyiye gidiyordu abi. Yok. Anneannem gayet iyi. Yırttı paçayı. Sorun ne? Zehra. Evlendim dedi. Doğru mu yani? Hepiniz biliyordunuz yani, öyle mi? Niye haber vermiyorsunuz bana ya? Sen o işi bitirdin diye biliyorum ben. Kimle evlendi peki? Bilmiyorum. Mahallesinden bir çocukmuş. Kimmiş? Neciymiş? Bilmiyorum dedim ya abi. Sizi davet etmedi mi yani düğüne? Aile arasında yaptılar herhalde. Çıldıracağım. Ne biçim iş bu ya? Atlatacağım Cem. Senden ricam, hiçbir zaman hamile olduğumu bilmesin, olur mu? Bana söz ver. Kimsenin bunu bilmesine izin verme. Tamam Zehra. Kürtaj için istersen Selim Hoca ile bir... Kimse bir şey bilmiyor mu abi? Ben tuvalete gidiyorum. Geri döneceksin değil mi? Hala. Bence Bilge'yi ceza olarak daha yararlı bir şeye yönlendirmeliyiz. Kendisinin de bir şeyler öğrenebileceği bir ceza mesela. Herkesin kendisi gibi imkanlarının olmadığını görmesi önemli bir şey değil mi sence? Önemli tabii. Ama bunun için o kadar uzağa gitmesine gerek yok ki. Bir dakika. Yoksul çocuklarla çalışmanın faydalı olup olmayacağını mı tartışıyoruz, yoksa bunu nerede yapacağını mı? Çok şımardı Erol. Oradaki çocukların nasıl yaşadığını görmesi lazım. Avukatın aradı mı seni? Protokolle ilgili. Dün yollamıştım. Hayır, aramadı. Bugün imzalaman gerekiyor cuma günkü duruşmaya yetişebilmesi için. Tamam, ben ararım. Çıkınca uğrarım. Evi ben aldım. Ağabeydeki yazlığı da... Bunları konuşmak istemiyorum Ayla.
Gidip imzalayacağım o protokolü. Zorluk çıkarmayacağımı söylemiştim. Cuma günü hakim seni de görmek ister. Gelecek misin duruşmaya? Geleceğim Ayla, geleceğim. Cuma günü bu saatlerde benimle hiçbir ilgin kalmayacak, merak etme. Bilge geldi, hadi kalkalım. Buyurun doktor bey. Zehra'ya baktım ama... Onun akşama kadar ameliyatı var üst üste. Oldu. Aklı başına geldi. Kesin gitmesi lazım bu hocanın. Mahvetti takımı. Bu gitsin, Feriştah gelsin. Bu kadroyla sizden bir cacık olmaz. Yürü be sen de. Sen çok konuşma da bir çay söyle içelim. Bak. Çay içeceksen kahve karşıda. Vay Aydın Bey. Yüzünüzü gören cennettik be. Selamun aleyküm. Aleyküm selam Aydın. Nerelerdesin sen ya? Aldı hemşire kızı tabii. Ya. Evden dışarı çıkar mı? Tabii. Şu sakalları bir alalım abi sana zahmet ya. Alalım alalım. Mahmut yardım et. Oturtalım şöyle. Abi bunda kessen olmaz mı ya? Senin düldül alçak oğlum. Ben senin yeminini sanıyordum sakalları kesmemeye. Zehra Hanım mı istedi? He? Hadi oğlum şeyi ver. Seraya devam mı Aydın? Devam abi ama şimdilik. Ne o? Hayırdır ya, bir yere falan mı gidiyorsunuz? Yok abi ya. Dükkanı açacağım tekrar. Ufak ufak tıkırdarız herhalde ya. Çok güzel. Bak bunu çok iyi etmişsin. Sen usta adamsın Aydın. Alırsın yanına bir çırak. Gel git işlerine bakar. Sen de oturduğun yerden işine bakarsın. Biz de öyle düşündük abi. Uyanmadı daha değil mi İlmiye Sultan? Hayır canım, uyanmadı. Bırakma kendini anneciğim. O kadar ilacı ben yesem ben de uyanamazdım. Alışkın değiliz oğlum. Sen anneannenin bu kadar uzun zaman yatakta kaldığını gördün mü? Birkaç saat daha uyanmaz İlmiye Sultan. Ben yalıya gidip bir üstüm başımı değişeyim. Uyanınca tertemiz görsün beni. Siz bir şey istiyor musunuz? Ben gideceğim zaten akşama. Annenle dönüşümlü kalalım dedik. Şimdilik bir şey lazım değil Ahmet. Sen git biraz dinlen. Biz buradayız teyzenle. Tamam. Tamam mı? Bir şey olursa ararsınız. Ararız. Olmaz mı dediler şimdi buraya? Yıkamıyoruz yani ön duvarı. Çok masraflı olurmuş başkanım. Mimarın anlattığına göre çok da biçimsiz bir şey olacak. Ne olacak? Odaya mı tıkılıp kalacağız? Bunu alıyorum oğlum, odada ben dört duvar arasında. Anlamıyor musunuz? Ağam, aha böyle camdan bir kulübe yaptırsan, akvaryum gibi. Buna da karış. Her boyayı boyadım, bir fıstık yeşili kaldı. Yere giresin yere. Ben de balık adam kıyafeti giyip otururum içine. Olur mu he? Başkanım koyan mısın su? Ha? Koyma Hamdi. Koyma. Koyarsan daha orijinal fikirler çıkar. O yüzden koyma. Başkanım, avukat Aile Hanım da kızı geldi. Tamam gelsinler. Sakın ağzını açma. Kalsın bunlar. Ben bu işe bir formül bulacağım. Hadi siz işinize bakın. Yere.
Kaçak bulunmuş sonunda. Evet. Kıskıvrak yakalandı. Cezamı çekmeye geldim. Sen bizim belediyemize hapishane mi demek istiyorsun şimdi yani? Suçun nevi hapis cezasını gerektirmiyor. Ben çocuklarla ilgilenmeye geldim. Bak işte bunu sevdiğim kına kaşığı. Cezan hep bu olacaksa ben ara sıra kaçırırım seni. Buna gerek yok. Bilge uzun süre çocuk evinin hizmetinde. Cezası dönem sonuna kadar sürüyor. Çok güzel. Nasıl faydalı olacaksınız bize Bilge Hanım? Bilmem. Ne yapılıyor bilmiyorum ki. Derslerinde başarısız olan çocuklara ders verebilir misin mesela? Anlaşıldı. İngilizce öğretir misin? Dersten başka bir şansım yok mu? Mesela? Ne bileyim, tiyatro falan yapmıyor musunuz? Koca Çınar oyuncuları mı desek? Koca Çınar kumpanyası mı? Ben o kısmıyla ilgilenmem. Sadece oyunumu çıkarırım. Peki, idari işlere ben bakarım. Anlaştık Bilge Hanım. Oyuncularınızla tanışmak ister misiniz hemen? Tabii tabii. Hemen başlayacak Bilge. Onun için geldik. Anlaştığınıza göre ben izninizi isteyebilirim sanırım. Otursaydınız bir çayımızı içseydiniz. Başka sefere. Bilge Hanım'ı ele geçirme operasyonu yüzünden ofiste epeyce iş birikmiştir. Peki, nasıl isterseniz. Bilge size emanet. Hiç endişelenmeyin Ayla Hanım. Dikkat edin kaçmasın. Anne. Hamdi. Buyur. Hamdi arabayı getirin. Bilge Hanım'ı çocuk evine götüreceksiniz. Baş üstüne başkanım. Gel bakın. Görüşürüz. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Güle güle. Ne o Aydın? Utanıyor musun da görmezden geliyorsun? Ne diyorsun sen ya? Çekil önünden. Çekilmiyorum. Sana iki çift lafım var. Kaç senemi mahvettin beni? İki dakika çok mu? İki dakika dur da dinle beni. Çok dinledim ben seni. Hadi çekil şöyle. Aa, çekilmiyorum. Çekilmeyeceğim işte. Nereden geliyorum bir sorsana. Temizlikçilik için iş görüşmesine gittim. 20. katta iğrenç bir ev. Ulan sizin yüzünüzden mis gibi işimi kaybettim be. Ayla Hanım artık sana ihtiyacım yok dedi. Ama ben biliyorum. Zehra yaptırdı bunu. Allah belanızı versin ikinizin de. Allah belanızı versin. Ya git kızım işine ya. Yeter artık. Hiç mi gurur yok sende? Gururmuş. Sende var mı o dediğinden? Niye evlendi seninle? Hiç düşündün mü niye evlendi? Konuşsana. Arabanı ittirmek için mi evlendi? Yeter be, amma uzun ettin. Çekil şuradan. Doktorla gezdi tozdu. Doktor tekmeyi basınca sen salama kaldın. Ben bilmiyorum sanki. Kalk. Yakalayamadın. Otur yerine. Şimdi baştan yapıyoruz. Ne olacak, mendili kaptırdın.
Açalım gözünü. Onu da ver. Sen otur yerine şimdi. Sen de otur. Bu oyun dikkatinizi toplamanız için önemli bir oyundu. Bir oyuncu sahnede mutlaka dikkatli olmak zorundadır. Buna benzer bir sürü oyun oynayacağız. Doğaçlamalar yapacağız. Ama asıl amacımız bir oyun çıkarmak. Sizinle bir oyun hazırlamaya karar verdim. Başkanım. İslice mahallesinden birkaç vatandaş geldi. Hayırdır? Şu inşaatçılar denk durmuyorlarmış yine. Osman abi de var. İyi tamam, ne bekletiyorsun oğlum, alsana adamları içeriye. Yok, bir bakayım dediydim ne edin diye. Ya bekletme adamları, al gel ha, al gel. Ha. Buyurun. Hoş geldin Osman abi. Sağ olasın. Hoş geldiniz. Hoş buyurun. Bulduk başkanım. Hoş buyurun, geçin, hoş geçin, bulduk. Geçin. Hoş geldiniz, buyurun. Hayırdır Osman abi? Halletmiştik biz o işi. Sesleri kesildiydi bayağıdır. Ama dün Hacı amcanın yolunu kesmişler. Ya. Kim kesti yolunu Hacı amca? Gençten bir delikanlı. Verdi neymiş? Tehdit etti beni. Vermezseniz evleri yangın çıkar, üzülürsünüz. Hacı amca diyor. Çıkıza bak sen. Bastonu kafasına indirivereydin Hacı emmi. Lan oğlum, ben nasıl baş edeceğim o dalyan gibi oğlanla? Demek yangın çıkaracaklarmış ha? Ulan nasıl bir cesaret bu ya? Anlaşıldı. Bunların suyu ısındı. Hamdi. Buyur başkanım. Bu geceden itibaren bizden iki adam koy sokağın iki başına. Kuş uçurtmasınlar. Kimi koyayım başkanım? Biz de bekleriz icabında. Tamam, siz de bekleyin de bizden iki adam olsun yine de. Fethi boş boş oturuyor. Bir adam daha bul yanına. Heh. En ufak bir hareket haberim olsun her şeyden. Tabii başkanım. Hamdi. Buyur başkanım. Bu Çayırlı'daki toplu konutu da bu şirket yapıyordu değil mi? Ha başkan, aynı adamlar, öyle bileyim ben. Tamam. Fethi haber ver, arabayı hazırlayın, ben de geliyorum. Bir ziyaret edelim bakalım şunları. Var mı bir eksikleri gedikleri? Baş üstüne başkan. Hacı amca canını sıkma, hallederiz bunlar, geçer gider. Zeze. Sabahtan beri seni arıyorum. Bana diyene bak. Asıl sen neredesin? Sizin mahalledeyim. Çocuk merkezinde. Hadi. Ne yapıyorsun orada? Bugün yakaladılar beni. Cezamı çekmeye geldim. Sizin mahallenin çocuklarına tiyatro çalıştıracağım dönem sonuna kadar. İlk yönetmenlik deneyimim için fena bir yer değil. Deli şey. Seni çok özledim Zeze. Bu gece sana gelebilir miyim? Ama ben geç çıkacağım Bilgeciğim. Bir ameliyatım daha var. Yani gelmem akşamı bulur. Olsun. Benim de işim var zaten. Daha çalışmam bitmedi. Peki tamam. Sen işin bitince anneme git madem. Ben seni oradan alırım. Hayır. Çok kızgınlar o şimdi bana. Evden kaçtım ya. Öyle tiyatro yaparak ceza olmaz Bilgeciğim. Fatih Hanım'ın 5 kardeşini yemen gerek. Çok kötüsünüz Zeze. Gece görüşürüz. Görüşürüz. Kolay gelsin. Nereye gideceğimi bilemiyorum. Çok mutsuzum. Bana yardım edin. Thank you.
Kolay gelsin birader. Oo, sağ ol paşam ya. Akşam maça geliyorsun değil mi oğlum? Yok be baba, baksana bir yana alet getirdiler. Ben getirmeyin dedikçe getirip koydular. Oo, mezara mı götüreceksin lan paraları? Ne yaparız oğlum biz panterimiz olmadan? Dağıtırlar bizi ya. Kime diyorum lan? Şşş, geliyorum değil mi? Tamam tamam, sen böyle başımda dikilmezsen yarına kadar yetişecekleri bitirir gelirim. Tamam kardeşim, ben uçtum o zaman. Akşam görüşüyoruz. Panter bir numara. Ulan. Seni var ya. Gel gel. İnşaat alanı dışına moloz dökmüşler. Yaz Yusuf. Müdür bey, biz sabah döktüydük onu. Konuştuğun Koca Çınar Belediye Başkanı hemşerim. Dikkatini celbedeyim. Başkanım kusura bakmayın, tanıyamadım. Kamyon şimdi gelecek, eli kulağında. Ben anlamam usta. Elinde yönetmelik var. Ben ona göre hareket ederim. Yola moloz dökülmeyecek diyor o kadar. Ben hemen aldırsam ameleleri. Hemşerim, mahpuza geçti bir kere, artık kurtuluşu yok. Yusuf Yazıoğlu, bak orada baretsiz çalışan işçiler var. Şunlara taksınlar baretlerini, hadi. Başkanım etmeyin lütfen. Ya usta, bu adamların kafasına bir şey düşse kim olacak sorumlusu? He? Tamam mı Yusuf? Tamamdır başkanım. Kes mahpuzu. Al bakalım usta, mahpuzu şirkete götürürken en büyük patronunuza benden selam söyle. Başkan teftişe geldi, bundan sonra da ziyarete devam edecekmişti. Ha, bir de şunu söyle. Önce elimizdeki işleri adam gibi bitirecekmişiz, ondan sonra yeni inşaat yapmaya kalkacakmışız de. Unutmazsın değil mi? Yok, unutmam başkanım. İyi, hadi, hadi gidelim, yürüyün. Kız sen ne yapıyorsun burada? Hiç, gezmeye geldim. Seni hain seni. İki tane vurayım sana süpürgenin gavur yanıyla da gör bakalım gezmeyi. Kız herkes seni arıyor sabaha kadar. Ne biçim çocuksun sen? Ya bir dinlesene Fatih teyze ya. Buldu annemler beni. Cezaya geldim buraya. Ne cezasıymış kız o? Sen şu süpürgeyi bir bırak elinden.
Bir de bana tereyağlı reçelli ekmek yap. Sonra anlatırım. Hadi Fatih teyzem. Gel buraya gel, başım püsküllü belası. Gel. Bir de buradan. Sen şimdi ya, gir bakayım içeri. Göreceksin süpürgenin gavur yanını. Akşam yalnızmışsın. Senin kız Zehra'da kalacakmış. Öyleymiş. Ayla. Bu kadar istihbarat çalışmasının bir nedeni olmalı. Sen bu kadar okulu nasıl bitirdin ya bu kıt algılamanla? Ha? Aç mı geleceksin? Hem de kurt gibi. Zehra dursana bir dakika. Ne var Ahmet? Birdenbire gidip başkasıyla evleniyorsun. Konuşmayacak mıyız yani? Birdenbire mi? Beni bir gecede hayatından çıkaran sensin Ahmet. Düşünmeye ihtiyacım vardı. Kolay azmedilir bir şey değildi yaptın. Bunları konuşmanın bir anlamı yok artık. Mutlu musun peki? Beni bırakıp gittiğin günlerle kıyaslanırsa şu anda daha mutlu olduğum kesin. Seni yemeğe çıkarmaya geldim. Yorgunum. Erken yatacağım dedim ya hayatım. Bütün gece uyumadım biliyorsun. Tamam, olsun. Ben de seninle yatarım o zaman. Kitap falan okurum. Ne yapayım, çok özledim seni. Hah, yaz yaz. Adam... 2 nokta üst üste. Üst üste. Biliyoruz Fatih ya. Her seferinde söyleme. Ay sus kız. Aa, unutacağım şimdi. Senin anan her zamanki gibi rüyada yaşıyor. Yaz. Yazdın mı? Ne bekliyorsun? Emin değilim. Neyinden emin değilsin acaba? Bu babanın her zaman söylediği laf değil mi anana? Bir kere babam anan falan diye konuşmaz. Karakterler kendi sosyal sınıflarına uygun konuşmak zorundadır. Hasan, sen baksana kapıya anacığım. Canım anan derken anne yaz sen işte. Konuşma şeysi diye yani. O kadarını biz de biliyoruz herhalde. Ukala. Ha, gel gel. Al şu veledi buradan da anan yemek hazırlasın. Öldüm açlıktan valla. Yaz. Bak Hasan amca söyleyince oluyor. İyi gözlem yapmıyorsun sen Fatih teyze. Çok iyi gözleme yaparım annem. O cümleden de pek emin değilim aslında. Ben senden iyi bileceğim herhalde. Senin yanında konuşmadıkları şeyleri duyuyorum ben. Hepsini. Bu oyun çocuğun gözünden anlatıyor yaşanan olayları. Ya ne oluyorsunuz? Bir şey yok. Anasıyla babasının boşanmasını oyun yapıyor bu çocuklara. Ben de deneyimlerimden faydalandırmaya çalışıyorum ama. Dinleyen kim? Hadi kalk. Daha yolda bana şu kaçış hikayeni anlatacaksın bak. Hadi. Ayol burada yiyin. Bir sürü yemek var. Olmaz şimdi anne. Aydın ayıp olur. Aydın da gelsin burada yesin. Ay anneciğim, o gelene kadar gideriz biz. Dur o zaman. Ben yanınıza vereyim yemekleri. Bekle. Yok, kurtulmamıza imkan yok. Sen de döndüğüne göre şu klinik işine artık hız verebiliriz ha? Değil mi Ahmet? Ne yapmayı düşünüyorsun sen? Bakarız abi. Senin kafan pek burada değil ama. Ya şu Zehra. 2 ayda nasıl evlenir bu kız ya? Bir türlü aklım almıyor abi.
Oo, sen değil miydin terk eden bu kızı? Evlenince değere bindi tabii. Oğlum bilmez misin o çevreleri? Bekaret bekaret mevzuları işte. Tırsmış belli. Bunu takıp da boyunduruk altına girmek istemiyorsa kendi bileceği iş. Ya kurtuldun işte. Evlenecek miydin sanki bu yaşta? İki gün sonra sana başlayacaktı. Cak cak evlenelim falan diye. Bırak hazır bulmuş bir enayi. Boş ver. Hiç ayrılmak istemiyorum senden. Bir an bile. Çıldırdım bugün seni göremeyeceğim diye. Her an gözümün önünde olman gerekiyor. Ne yaptın bana bilmiyorum. Asıl ben ne haldeyim biliyor musun? Hasta gibiyim. Yanımda değilken bile her yerde seni görüyorum. Evlenelim Zehra. Hemen bu hafta. Sonra da basıp tatile gideriz. Boş ver tekneyi, bizim doktorları falan. İkimiz gidelim. Hep Paris'i görmek istersin ya. Paris'e gidelim. Ev mev dönünce hallederiz. Bak. Ben bu gece annemle konuşacağım. Sen de sizinkilerle konuş. Diyorum ki sabah bir branş organize edelim. Tanışsın millet. Fehmi Hoca'yı da çağırırız. Dur bir dakika. Ay çok üşüdüm. Bir döndüm ki arkamda annem. Daha ağzımı açmadan bir çaktı bana koridorun ortasında. Delirttin tabii kadını. Senin yüzünden bütün gece polisleri hastaneleri aradılar. Burası çok soğuk. Hemen sobayı yakayım. Evin şirinmiş. Bahçeli falan. Merhaba Aydın. Bak misafirimiz var. Hoş geldin. Hoş bulduk. Oo, sakalları kesmişsin. Güzel olmuş. Beğendin mi? Açsın değil mi? Evet. Ben sofrayı kurarım. Tamam, ben de yemekleri ısıtırım. Allah'tan üstümde çakı var. Ben çektim çakıya. Kıştım. Atladım. Ya, çakıyla aslan mı öldürdün? Hoş geldin. Hoş bulduk. Nerede kaldın? Öldüm açlıktan. İşler bitmiyor ki. Belki kendimi affettiririm diye. Teşekkür ederim. Nefis bir şarap açtım. Havalandırdım da. Sana bakınca başım dönüyor zaten. Biz yine de şarap ve yemekle başlayalım. Olur. Size, ben bu gece burada kalabilirim değil mi? Okul eşyalarım da yanımda. Rahat rahat muhabbet ederiz bütün gece. Güzelim, daha yeni evden kaçtın. Annen kızmaz mı? Haberi var ki. Sana sormadan ona sormuştum ben. Sen bilmiyorsun Zeze. Annem çok değişti. Pek o kadar takmıyor her şeyi. İyi madem. Harika. Thank you.
İyi akşamlar. Ben şey için geldim. Bu Zehra'nın kocası olacak adam. Kim? Ahmet, Zehra'nın doktor arkadaşı. Oo, memnun oldum. Ben de Koca Çınar Belediye Başkanı. O sorduğunuz arkadaş da benim yardımcım. Seralarımızdan sorumlu. Sera? Seralarımızdan? Botanikçi mi? Ziraatçı. Yüksek ziraatçı. Ayrıca da elektronik mühendisi. İyi mi? Hı? Tamam mı? Uygun mu Zehra'ya? Hadi gel. İyi akşamlar Ahmet Bey. Peki siz neden beni onunla... Hadi gel, hadi yürü. İçkili araba kullanma sakın doktor. Hadi bakalım, dikkat et. Hadi. Ulan bir de doktor olacak. Şuna bak ya. Hayret bir şey ya. Hiç öyle bakma. Tımarhane kızım sizine. Ulan 40 yıldır bir hanımefendi kadın bulduk kendimize, hale bak. Daha elini bile tutamadık vukuatlardan. Her gün vukuat, her gün vukuat. Hadi yatalım artık. Hani erken yatacaktın? Suna. Hı. Benim biraz yalnız kalmaya ihtiyacım var. İyi. Giderim o zaman ben de. Biraz tek başıma kalmak istiyorum. Lobiye iniyorum. İstersen gelirsin. Gelmem Suna. Sen git nereye gideceksen. Başıyız. Kimse bizi rahatsız etmeyecek. Her şey kontrol altında. Erol. Yine bizim kız bir işler mi çevirdi acaba? Açmak zorundayım, kusura bakma. Efendim Erol. Hayrola bu saatte? Bilge ile ilgili bir sorun mu var? Bilge evde değil mi? Yok, Zehra'da kalıyor bu gece. Yalnızsın yani. Evet, tabii tabii. Ben yanına geliyorum Ayla. Bir daha düşünelim boşanma işi. Konuşalım biraz. Hayır. Tekrar düşüneceğimiz hiçbir şey yok. İstemiyorum, gelme. Yatıyorum ben artık. Sen de içki içmeyi bırak ve... Ayla lütfen. Hayır dedim Erol. Beni dinlemek zorundasın. Bağırma bana. Bak ben burada normal konuşuyorum. Yeter artık. Çık hayatımdan. Bunları başkasıyla ilişki kurarken düşünecektin. Ağzım yırtılacak. Yoğun bir gün olmuş senin için. Evet. Oyun yazmak düşündüğümden daha zor. Nesi zor? Sen hayattan kopya çekiyorsun. Asıl senin hayatını yapmak lazımdı. Oyun değil, film olur benim hayatım kızım, film. Evet. Anca keser seni. Hadi iyi geceler.
Bir şey istersen kapıdan seslen. Omuzu tanırım. Cebini yanına al. Telefon açarım. Saçmalama be. Su falan istiyor musun? İyi, sabah görüşürüz. İyi geceler. İstemiyor muydun? Uykum geldi. İstersen ben yatayım yerde. Yok canım. Olur mu öyle şey? Aydın Bilge'nin kusuruna bakma. Sana da emri vaki oldu ama... Şimdi kalma desem iyice şüphe çekecek. Bir gece idare et ne olur. Keşke her gece kalsa. Sen de her gece burada uyusan. Aydın, niye böyle yapıyorsun? Biz böyle konuşmamıştık. Şey, haklısın, özür dilerim. Özür dilemene gerek yok. Yalnızca arkadaşlığımız çok değerli benim için. Bunu kaybedersem çok üzülürüm. İyi geceler. Sana da. Zehra, siz gidin artık. İyi işler hayatım. Akşama görüşürüz. Tamam. Bay bay. Bay bay. Hadi yürü. Dersi kaçıracağız.
O sabah evin sessizliği, ertesi günkü duruşma, Erol'un öfkeli telefonu. Öyle kanıma dokunmuştu ki. Üstüne bir de Ahmet'in gelişi. Ayla Hanım. Ayla Hanım. Ay. Ayla Hanım ne oldu? Gel. Gel. Kalk. Ha? Ev çok sessiz Fatih. Neden öyle ağlamam geldi? Ah canım. Canım ağlama. Ağlama. Yarın boşanıyoruz Erol'la. O kadar yıl. Her şey boşuna. Ah güzelim benim. Bugünkü gündem ne Bibi'nin oğlu? Nasılsınız Süvenda Hanım? Ay merhaba da ben sizi çıkaramadım. Yani yüzünüz tanıdık geliyor gerçi ama. Aslında aynı ortamlarda bulunduk ama. Arkadaşların nişan vesilesiyle. Ben Fethi Efendi. Memnun oldum Fethi Bey. Ay utandım şimdi bak. Siz benim ismimi hatırladınız. Ben sizinkini hatırlayamadım. Sizinkisi gibi hoş bir ismi duyup da hatırlamamak mümkün mü? Çok mersi. Ne kadar naziksiniz. Maalesef artık müsaadenizi istemek zorundayım. Ah eşek kafam. Ben de sizi tutayım böyle. Estağfurullah canım. Ne demek? İyi günler dilerim size. İyi günler hanımefendi. Şş. Ya bu tören yesece nereden biliyor lan bu lafları? Hizmetçinin aptalı kayganadan payım var. Dur sen dur. Gel lan buraya. Gel buraya. Ne diyorsun? Ne diyeyim? Süheyden'e mı kurtlanıyorsun lan? He ne oluyor? Lan ölünün körü oluyor. Kır da hırnet ya. Hande abi. Hande abi. Bırak. Te yere giresiniz yere. Sayılamı verdiler lan sizi bana. Sen ne oyalanıyorsun lan burada? Neden nöbet yerinde değilsin hala? Tamam ağam giderek. Ancak şunu söylemek mecburiyetindeyim ki. Bana masa başı bir iş daha uygun geldi. Lan yürü lan yürü. Ah yürü lan yürü. Kırnikli. Fortacı. Lan yürü oğlum lan. Yürüyün lan yürüyün. Oy hen oh hen oh. Oy hen oh hen oh. Fizik dersi var ya. Gerçekten çok sıkıcı ya. Dizi yazdırıyor. Matematik de öyle ya. Evet. Sürekli program yazıyor. Çok sıkıyorum ya. Bak işte sana dün bahsettiğim ufaklık. Annesinden tokat ye. Bekle güzel bir şeymiş. Evet. Asi kız. Bana mı dedin? Bak nasıl da biliyor kendini. Siz yanlış gelmişsiniz herhalde. İlkokul gelmeyen çocuklar. Oo. Güzel güzel. Vay. Hadi canım aç ağzını.
Ay, içim bulandı. Anneciğim yemen lazım. İki gündür bir şey girmedi ağzına. Hemşireye söyleyelim de antihistaminik yapsınlar. Ay. Çek şunu, çek. Ne kötüyüm ben çocuklar. Dayan, şimdi hemşireyi çağırıyorum anne. Hay Allah. Zehra. Efendim. Anneme bir antihistaminik yapılması lazım da. Antihistaminik mi? Doktor kahvaltısına etsin dedi ama midesi bulanıyor. Bir lokma bile yiyemedi. Antiemetik demek istiyorsunuz herhalde. Ben hemen size bir kusma önleyici yapacağım. Merak etmeyin. Nereden buldun bunu? Ne yapayım? Bir bu vardı ortalık yerde. Su. Başka bir şeye ihtiyacınız var mı? Hayır, teşekkür ederiz. Geçmiş olsun. Hastaya yanlış ilaç vermek, yanlış spatülle pasta servis etmeye benzemez. Siz özel yaşamınızla meslek hayatınızı birbirine karıştırıyorsunuz çocuğum. Dikkatli ol. Geçmiş olsun. Anne, bakıyorum iyileştin hemen. Gelsin. Ben de seni arayacaktım. Bir dava için uğraşıyordum. Ama aslında sana ne söyleyeceğimi düşünüyordum. Boş ver. Bana şu herifleri nasıl yıldırırım bir akıl ver. Şirketin adı, sahanı, sicili, sözleşmeleri falan burada. Yaptıkları inşaatın mahiyeti de yazılı. Öyle bir bela açmam lazım ki başlarına. Yasal tabii. Nefes alamasınlar. Bizim oradaki bazı arsaları ele geçirmek için insanları tehdit ediyorlar. Tamam. Bakayım. Ne içersin? Çay mümkünse. Bak meşgulsen. Benim fazla vaktim yok. Yok tamam. Şöyle geçelim. Hı-hı. Çocuklar, buralarda bir sera varmış. Aydın Bey'in işlettiği, biliyor musunuz? Aşağıda o, caddede. Dümdüz gidince gelir karşısına. Sağ ol. Abi, araban çok güzelmiş. Başkan burada dediler. Hayır, uğramadı bugün. Ne oluyor lan, manyak mısınız? Başkana mesaj bırakıyoruz. Ne istiyorsanız adam gibi söylesenize lan. Kibar konuş. Bak biz kabalık etmiyoruz. Söyle o başkana bizim seçimlere bulaşmasın. Söyle ona manavlar odası seçimlerinde o zibidilerden desteğini çeksin. Üstüne vazife olmayan işlere de bulaşmasın. Lan siz burayı kurşunlayan o itler değil misiniz lan? Oh! Oh! Ah. Ne yapıyorsunuz be? Bırakın adamı. Of. Sizi görünce polisi aradım. Of. Aklınız varsa burada durmayın. Tamam gidiyoruz. Ah.
sağ ol ya. Bu neydi böyle şimdi? Boş verin. Olur böyle şeyler. Siz ne istemiştiniz? Hayret bir şey ya. Ya ben Aydın Bey'i aramıştım. Tamam. Buldunuz. Benim Aydın. Affedersin. Yanlışlık oldu galiba ya. Ben gideyim. Sağ ol Allah'ım ama bunun karşılığı olarak bu adamı yollaman yetmez. Daha büyük iyilikler istiyorum. Mesela Zehra. Tamam Lale. 2 dakika beklesin, görüşeceğim birazdan. Tarık, sizin hukuk işleri müdürlüğünüz yok mu? Çok fazla hukuki işiniz var. Var. Ama para yediler, bütün ekibi attım. Opozisyona birini arıyorum. E bakalım birilerine. Böyle taşıma suyla değirmen dönmez. Kimi alsam sonunda para yiyorlar. Ücret de az. Bana senin gibi sıkı biri lazım. Tarık, ben senin bu kadar iş yükünü taşıyamam. Bak şu anda bile dışarıda kaç işin. Tamam tamam, doğru. Senin danışmanlığın bile bilmem kaç milyardır değil mi? Saçmalama ya. Sana düzgün bir ekip kurarım ben. Senin düzgün ekip dediğin yine çuvalla para ister. E ne yapacaksın böyle? Tamam, ben seni meşgul etmeyeyim. Tarık dinle. Bak ben akşamüstü zaten bilgiyi almaya o tarafa geleceğim. İşleri biraz toparladıktan sonra gelirim. Hayır. Bu tarağa yetmezdi. Bir insanı bütünüyle işgal edip sadece kendine bağlamadıkça asla tatmin olmazdı. Sanki bu en doğal hakkıydı onun. Ben başlarda çok iyi niyetli ve uyumluydum. O yoksul belediyeye yardımı görev biliyordum. Kimi kandırıyorum? Tarık beni sevsin istiyordum. Çünkü çok yalnızdım. Nasıl böyle bir şey yaparsın? Sakat bir herifle nasıl evlenirsin? Bacağı sakat olabilir. Ama karakteri senden sağlamdır Aydın'ın. Geldim anne. Şimdi geldim. Başkan geldi mi? He, şimdi geldi. Prova seyredi. Orada. He. Kendinizi o insanların yerine koyun. Yaşınız, görünüşünüz önemli değil. Karakteri geçmiş deneyimlerinizden yola çıkarak sahneye getirmelisiniz. O zaman inandırıcı olur. Bir dakika, bir dakika. Ben şimdi anlamadım. Adam 40 yaşında diyorsun. Ya bunlar hangi geçmiş deneyimden bulacaklar o adamı? Daha yaşları bunların 10-11 ya. Bu oyunu kim yönetiyor başkan? Aman iyi, tamam sen. O zaman lütfen yani. Tamam. Tekrar alalım. Bunu çok sinirli. Neyle karşı karşıya sen olduğunu bil de. Şşş, atar dışarı şimdi. Sen de kapıyı açacaksın. Onun için oturtacaksın. Başkanım, sen yemek saati. Tamam. Ağlayan kadın. Evet sevgili yönetmenim. Yemek saatiymiş. Evet keselim. Yarın devam ederiz. Hadi arkadaşlar, görüşürüz. İyi günler. Hadi gidelim. Hadi. Bize gel akşam. Olur. Yönetmene güven duymanız lazım. Ya da belki gençlere güvenmeye alışkın değilsiniz. Bütün diğer büyükler gibi. Ya olur mu, sadece kafam karıştı. Provada konuşulmaz. Ya tamam tamam, bu da tam hıyar prodüktör yaptı bizi ya. Bilge, ben gelmişken Zehra'yı da görelim diyorum, ne dersin? Pizza falan alıp baskın yapalım ha? Ne pizzası? Evlerinde 10 günlük yemek var. Bir görseniz.
Anneleri 5 dakikada bir yemek servisi yapıyor. Tamam. İyi gidip yiyelim o zaman. Açlıktan geberiyorum vallahi. Biraz karnınızı doyurunca size tiyatro hakkında birkaç şey anlatırım. Şu karakter yaratmayı falan. Aman. Aman istemem. Ben sonuca bakarım. He. Gişe zayıf giderse o zaman ben sana ne anlatacağımı çok iyi biliyorum. Yürü. Yürü kına kaşığı yürü. Ya. Yürü. Ah, buyurun doktor bey. Nasıl durum? İyi diyorlar ama... İyi görünüyor. Endişelenmeyin. Biraz konuşalım mı Ahmet? Seni ilgilendirecek bir teklifim var. Belki kaçaklığa son verirsin artık. Anne sırası mı şimdi? Sen halledersin onu. Tamam başkanım. Bak boşanınca onun kafasına nasıl dank edecek her şey. Aman yarın kurtuluyorsun işte abla, fena mı? Benimki bitti, kapandı. Sen söyle bakalım nasıl gidiyor? Bebiş nasıl? İyi işte, uslu uslu büyüyor. Abla biz de 2 hafta sonra söyleyelim diyoruz bebeği. Evet, yerler artık o zaman. Olacak iş mi? İşi buralara kadar getirdiler ha. Yaran beren var mı? Yok abi ya. İşin enteresan tarafı, biz itişirken heriflerle bu arada böyle kıvırcık, efendiden, iri yarı bir tip geldi. Gökten iner gibi. Ben diyorum herhalde Allah tarafından. Dağıttı herifleri ya. Ne oldu Zehracığım? Abla, Ahmet Seray Aydın'ı görmeye gitmiş. Ne? Ya nereden duydu Aydın'la evlendiğim bu çocuk? Hakikaten. Bu Zehra'nın kocası olacak adam. Kim? Ahmet Zehra'nın doktor arkadaşı. Oo, memnun oldum. Ben de Koca Çınar Belediye Başkanı. O sorduğunuz arkadaş da benim yardımcım. Seralarımızdan sorumlu. Allah Allah. Vallahi öyle abi. Kim peki? Daha önce gördün mü bu adamı sen? Bilmiyorum abi ya. Aydın'ı arıyorum dedi, ben de benim dedim. Bana apar topar yanlış olmuş dedi, gitti adam ya. Bu araştırma fonunun yönetimini sana vermek istiyorum Ahmet. Çok iyi bir bütçe çıktı. İtiraz istemiyorum. Sen ekibimdeki en iyi doktorsun. Sana çok emek verdim ben. Şimdi karşılığını istiyorum. Çok iyi düşün. Hayat gündelik sorunlarla tüketilmeyecek kadar kısa. Kariyerin her şeyden önce gelmeli. Artık çocukluğu bırak. Kaçarak bir yere varamazsın. Sana burada ihtiyacım var. Ama hocam ben bu işi Cem'e önereceksiniz diye duymuştum. Yani Cem öyle sanıyordu. Bu onun kıvıracağı bir şey değil. Seni ele geçirdiğime göre bırakacak değilim. İstersen Cem'i de ekibine alırsın. Kimi istersen al. Sorumluluk sende. İyi geceler. Güle güle. Vallahi ayıp oluyor ama bir yemek yiyip kaçıyorsunuz. Öyle yapılır yeni evlilere. Hadi. İyi geceler. İyi geceler. Görüşürüz. Hadi üşümeyin, girin şehir. Hadi. Tamam.
Sağ ol hayatım. Sana bir şey söyleyeceğim Aydın. Galiba dün Sera da sana yardım eden Ahmet'ti. Ahmet mi? Ne dolaşıyor benim etrafımda? Ne istiyor bu kadar şeyden sonra? Biz evlendik Zehra. Aydın, meraklanma. Benim artık onunla hiçbir işim olmaz. Bak ben düşündüm. 2 hafta sonra güzel bir yemek daveti verelim. Aileleri çağıralım. Ben böyle 1-2 kusayım falan onlar ortalıktayken. Sonra yemekte açıklayalım bebeğe. Böyle olmasını istemezdim Ayla. Oldu, ne yapalım? Sunay'ı bekletme. Kusura bakma. Gelmesine engel olamadım. Ya boşver, ne önemi var? Size mutluluklar. Bilge'ye söyle ben hafta sonu Ankara'da olmak zorundayım. Döner dönmez görmeye gelirim onu. O çok meşgul zaten. Ne kadar yıl sonra. Ne kadar kolay gidivermiştik yollarımızı. Erol arabasını atlayıp yeni sevgilisiyle yeni bir hayata yelken açmıştı bile. Siz gidin, ben geliyorum. Tamam, hadi görüşürüz. Asi kız, neden burada yalnız oturuyorsun? Canım öyle istiyor. Adını hala bilmiyorum. Bilge. Memnun oldum. Ben de Oğuz. Ben de. Zil çaldın. Duydum. Okuldan sonra ne yapıyorsun? Tiyatro dersim var. Seni ben götürebilir miyim? Olabilir. O zaman okul çıkışı ben seni bulurum. Tamam. Görüşürüz. Aa, niye ki? Niye o beni götürecek? İnanmıyorum ya. Sakin, sakin. Sizden o kadar korkuyorlar ki, sakat bir adamı bile tartaklamaktan çekinmiyorlar çocuklar. Yarın bu adamları devirmezseniz iki elim yakanızda bak ha. Artık bekar bir kadın. İşinizi bugünden sıkı tutun. Kelle hesabınız tamam mı? İyi. Ha, ne haber Zehra? Bir şey soracağım doktor. Acaba benim evlendiğim insanın Aydın olduğunu siz mi söylediniz Ahmet'e? Zehra, ben senin kiminle evlendiğini bilmiyorum ki. Ne oldu? Ters bir şey mi oldu? Ahmet, Aydın'ın çalıştığı yere onu görmeye gitmiş. Canım sıkıldı. Yani bu konular biraz hoş olmuyor tabii. Neyse, kusura bakmayın, rahatsız ettim. Ben öyle sormak için. Allah Allah. Ahmet Bey'e bak ya. Kız birden kıymete bindi. Niye ikizlik? Hadi tebrikler. Ya da geçmiş olsun ya da hayırlı olsun. Sağ ol.
Üzülme, sen elinden geleni yaptın. Ya herif çürü çıktı. Bak ne diyorum. Kafanı dağıtmak için hafta sonu bir yerlere götüreyim seni. Sen şimdi depresif tipsin. Dağıtırsın mağıtırsın ha? Dağıtmam. Kendimi kuş gibi hissediyorum. Bak ne diyeceğim. Benim Ava'da bir evim var. O kadar huzurlu, o kadar güzel bir yer ki. Senin de görmeni çok istiyorum. Oraya kaçalım mı? Ya yazdığını mı aldın adamdan? Vicdansız. Canım aldımsa ortak kullanımda. İstediği zaman gelebilir. Ortak kullanımı? Yok ben almayayım. Ankara'ya gitti Erol. Hafta sonu yok. Oh be. Çıkabildin sonunda. Ben de içeride bakıyordum sana. Hiçbir güç beni bir dakikadan fazla bu okulda tutamaz. Hazır mısın? Servise haber vereyim. Servis mi? Kaç yaşındasın sen? 14. Ben bugün gelmiyorum. Tamam. Hangi semte gideceğiz? Koca Çınar. Bayağı uzakta. Ya bugün kursa gitmesen olmaz mı? Olmaz. Kursu ben veriyorum. Oyuncularımı yüzüstü bırakamam. Vay. O zaman ben de gelip seni seyredeyim. Taksi bizi bekliyor. Buyurun. Ya bana taksi yasak. Annem kızar. Minibüsle gitsek. Anneni etrafta göremiyorum. Hadi taksi bizi bekliyor. Siz hiç konuşmuyor musunuz Zehra ile? Konuşacak ne var ki? Yine aynı hastanede çalışacağınıza göre en azından bir merhabanız olur diye düşünmüştüm. Boşuna kurcalama anne, rahat ol. Zehra artık evli bir kadın. Ne? Ne zaman evlenmiş? Biz ayrıldıktan bir ay sonra falan. O tip kızların aradığı şey yalnızca bir koca oluyor maalesef. Bu kadar hızlı evlenebildiğine göre belli işte. Önemli olan sen değildin onun için. Ahmet, sana anlatmaya çalıştım. Yeter anne. Bu konuda konuşmak istemiyorum. Senin aşkının değil, servetinin peşinde olduğu açıkça ortaya çıktı işte. İlginç. Neden şu anda tekerlekli sandalyede yaşayan fakir bir seracı ile evli peki sence? Çıkart. Kocamın metresinin adamları evimi bastı. Nereye gideceğimi bilemiyorum. Çok mutsuzum. Bana yardım edin. Gel Melek'ciğim, içeri gir. Çabuk su getirin. Tamam anne. Buyurun efendi, oturun. Ağlamayın lütfen. Sakin olun, yok bir şey. Biz yanınızdayız, bakın. Bir dakika, bir dakika durun. Bu ne ya? Bu hangi oyun? Ben yazdım. Sen mi yazdın? Ya bir çocuk oyunu falan yazsaydın ya kızım. Şimdi de sansür. Harika. Sen kimsin? Bana bak. Yoksullara yardım masası belediyede. O benim arkadaşım. Yoksul falan da değil. Trend şimdi bu. Biraz çağdaş olun ya. Merhaba. Bilge, seni almaya geldim. Yeme oturacağız. Sen şimdi nereden çıktın Recep abi ya? Sizde kalmam. Orasını bilmem valla. Tamam tamam. Bu arkadaşım Oğuz. Onu da yemeğe getirebilir miyim? Gelsin abi. Baksana açlıktan nefesi kokmuştur bunun. Haline bak. Hadi gel genç. E yürüyün bakalım. Şşş, bana bak kına kaşığı. Bu oyun kaldırıldı. Pamuk Prensesi, Yedi Cüceleri, hiç olmazsa bari Keloğlan'ı falan koy. Yürü lan. Allah Allah.
Geç hadi geç. Ayakkabılarını çıkar. Anne. Aa. Ha? Bak, tane misafiri getirdim sana bir tane. Masaya tabak koy. Hoş geldin çocuğum. Hoş bulduk. Aha, vah vah vah. Recep. Ha? Ay senin küçülmüş kotun var ya içeride anacığım. Ha? Koş onu getir. Kimin çocuğusun sen yavrum? Ha? Ah vah vah neler var neler var. Bak daima halinize şükredin ha? Üzülme çocuğum. Biz sana üst baş her bir şeyi düzeriz. Hadi karnını doyur gel otur. Otur bakayım sen de gel şuraya. Otur. Çok şekermiş bu ya. Çok şeker evet çok çok. Çok çok. Çok. Sen kendi çorbanı al hadi. Ankara'ya da gitmiyoruz. Cık. Bıktım otelde oturmaktan ya. Bir yerlere gidelim hafta sonu için Erol. Ben de sıkıldım. Berbat bir haftaydı. Nereye gidelim? Bu ne harika bir şey. Nereden buldun? Bir müşteri çok eskiden tamir etmem için getirmişti. Sonra almayı unuttu. Yıllardır duruyordu. Ben de sana getirdim hediye. Hiç bu kadar güzel bir hediye almamıştım. Sağ ol Aydın. Zehra. Dükkanı açıyorum. Tekrar işe başlayacağım. Aydın bu müthiş bir haber. Tebrik ederim. Vay vay vay. Bu ne ya? Cennete mi kaçırdın beni? Sen sabah gör cenneti. Bak bak bahçeye bak. Ya müthiş bir yer burası ya. Yalnız biraz bakımsız kalmış. Bak ne diyeceğim. Bunları budamak lazım ha. Ben sabah budarım. Budar mısın? Benim işim bu kızım. Ben hasta olurum bakımsız bahçeye. Oo, süper çalışırız hafta sonu. Bahar'a hazırlamak lazım bahçeyi. Alet malet var mı? Oh ya, nihayet kafama göre biri. Olmaz olur mu? Hem de bir oda dolusu. Bahçe mi var bir tek ortak makam benimle? Ha? Dur, içeri girelim. Şaka mı bu? Yok artık. Ayılar falan safariye mi çıkmışlar? Bu dağ başında şimdi kim bu ya?